Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum kışlık menemen tarifimi nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Bunun için önce 10 kilo domates aldım. İçerisine acı tatlı karışık yeşil biber aldım ve bunları güzelce yıkadım. Daha sonra kabuklarını soymak için domateslerin alt kısmına artı şeklinde çizikler attım ve kaynar suyun içerisine bıraktım. 1-2 dakika içerisinde kaldıktan sonra bir kabın içerisine soğumaya bıraktım. Domatesin kabuklarını ince zar şeklinde çıkardım. Hepsini bu şekilde soydum ve tamamlamış oldum bütün domateslerimi. Daha sonra domateslerimi doğramadan önce beyaz kısımlarını aldım ve küp küp bütün domateslerimi de bu şekilde doğradım. Bütün biberlerimi de ince ince doğradım. Büyük olan biberleri de ikiye bölerekten küçük küçük doğramaya çalıştım ve bu şekilde biberlerimi de tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar doğradığımız domatesleri ocağa koydum, altını açtım. Daha sonra doğradığım biberleri de şimdi kızartacağım. Bir kupa sıvı yağ koyduk tavamıza ve biberlerimizi kızartacağız. Şimdi arkadaşlar domatesleri ocağa koydum. Altını açtım. Önce harlı bir şekilde ocağımızı açtım. Kaynamaya başladıktan sonra altını orta ateşe getireceğim. Şimdi menemenlerimizi, domateslerimizi ocağa aldıktan sonra kaynamaya başladıktan sonra altını orta ateşe getiriyoruz. Ara ara karıştırıyoruz tabanına tutmaması için. Domatesleri iki tencerede kaynatıyorum. Tencerem almadığı için iki tencereye paylaştırdım. Hem de etrafına sıçramasın diye. Kaynayan domateslerin altını orta ateşe getiriyorum. Bir taraftan da biberleri kızartıyorum. Daha sonra koyulaşmaya başlayınca biberleri ilave edeceğim. Ben yaz domatesi lezzetli olduğu için her sene bu şekilde menemenleri konservelik yapıyorum. Kışlık hazırlıyorum. Hem pratik oluyor hem de kışın çok lezzetli bir menemen yapmış oluyoruz. Menemen yemiş oluyoruz. Ayrıca bütün yemeklerimizde de bunları kullanabiliriz. Hem ekonomik oluyor hem de pratik oluyor. Şimdi biberlerimiz kızarttığımız yeterli. Ocağımı kapatıyorum. Daha sonra domatesler pişince ilave edeceğim. Birazcık daha biberle kaynatıp sonra konserve şişelerini dolduracağım. Şimdi biberleri de ilave ediyorum. Domatesi indirmeye yakın. Kıvamı gayet iyi. Suyunu çekti. Şimdi kızartmış olduğumuz biberleri ekliyorum domateslere.
Şimdi 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edeceğim. Kızarttığımız biberleri de ilave ettikten sonra yaklaşık bir 5 dakika daha kaynattım. Şimdi menemenimiz hazır. Altı kısık ateşte. Bu şekilde kavanozlara dolduruyorum. Şöyle biraz karıştırayım, altını üstüne getireyim. Çünkü taneleri tabanına çökmüş, o yüzden karıştırıyorum. Orantılı bir şekilde kavanozlara dolduracağım. Şöyle bir tabağın içerisine koydum elim yanmaması için. Şöyle çatalla karıştırıp havasını alıyorum. Bir peçete yardımıyla kavanozun etrafını siliyorum. Da kaynattığım sıfır kapakla kapatıyorum. Sıkıca kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve ters çeviriyorum. Diğerlerini de bu şekilde dolduracağım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Orantılı koymak için. Ve kavanoza dolduruyorum. Çatalla karıştırıp havasını alıyorum. Kavanozun kilit yerlerini güzelce siliyorum iyi kapanması için. Kaynatmış olduğum sıfır kapakla da kapatıyorum. İyice sıkıştırıyoruz. Ters çeviriyoruz. Bu şekilde diğer işlemleri de bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bütün menemenleri kavanozlara doldurduk. Doldurma işlemimiz tamam. Şimdi vakumlanma işlemi için bir gün bekleteceğiz üzerini kapatıp. Ve soğuduktan sonra vakumlanma işlemi tamamlandıktan sonra buzdolabında veya serin kuru yerde muhafaza edebilirsiniz ve kışın gönül rahatlığıyla menemenlerinizi tüketebilirsiniz eğer sizde yaparsanız. Şimdi üzerini kapatıyorum. Vakumlanması için bir gece bekletiyorum ve üzerini açıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Ya da serin kuru bir yerde muhafaza ediyorum. Bu şekilde kışlık menemenimiz hazır. Denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun.